Evet. Sabah saat 7. Çok güzel bir seyahat oldu. Bugün Almanya'dan Türkiye'ye dönüyoruz. Hadi, alasmaldık. Son günümüz saat 7 çeyrek gidiyoruz. Deising şehrinden Münih'e doğru gidiyoruz. Münih Havalanı'nda 10.30'da uçağımız. Almanya seyahatimizle ilgili videolarımızı daha sonra sizlerle paylaşacağız. 40 dakika sonra işte Münih Havalanı'ndayız. Pandemi şartlarında Evet, check-in dinliyorum. işlemlerimizi yapıp pasaport kontrolü için üst kata çıkıyoruz. Lisan. Lisan yani. Uçağa biniş kartlarımızı okutup pasaport kontrolü için sıraya geçiyoruz. Why you don't tell me? It's got a problem all time like this. Never. Önce güvenlik kontrolünden geçtik. Şimdi pasaport kontrolü için ilerliyoruz. Pasaport kontrolü işte şu aşağıdaki bankolarda yapılıyor. Pasaport kontrolünden sonra duty free'lerde biraz vakit geçiriyoruz. Uçağımız tam zamanında kalkacak. Biz de uçağımıza doğru ilerliyoruz. Münih İstanbul arası yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor. Second one, no total, look. No total, huh? You can see. Yes, you can see. Okay, check. Telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edin. Play your life jacket. For more details, please read the safety code. Nihayet uçağımız kalkış için piste ilerliyor. Avusturya üzerindeyiz ve muhteşem Alp dağları manzaralarını görüyoruz. Kısa bir uçuş olduğu için uçak içi ikramlarında güzel bir kahvaltı sunuluyor. Türkiye semalarındayız. İstanbul Havalanı'na inmek üzere uçağımız alçalıyor. Nihayet uçağımız piste teker koydu. Passengers, our aircraft has not reached its final parking position. Okay. Bizi
Bizi uçağımızdan havalanına götürecek otobüsün içindeyiz. Bize verilen hijyen setindeki maskeleri takıyoruz. Yolculuğumuz biraz uzun sürüyor çünkü İstanbul Havaalanı gerçekten çok büyük bir havaalanı. İstanbul Havalimanı bir transfer havalimanı. Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Afrika'ya bağlayan bir geçiş noktası. İstanbul'un nüfusu da yaklaşık 20 milyon. Buradaki uçaktan havaalanına transfer edildiğimiz otobüs yolculuğumuz 20 dakika sürüyor. Uçaktan inen herkes pasaport kontrolünden sonra ya bagaj alımına ya da transfer yolcuysa diğer uçuşu için havaalanının dış hatlar ya da iç hatlar bölümüne geçiyor. Bizim uçuşumuz da henüz bitmedi. Biz de transfer yolcusuyuz. Yani İstanbul'dan Konya'ya gideceğiz. Havaalanında sürekli maske ve mesafe uyarısı anons yapılıyor. Artık dünyanın birçok havaalanında olan COVID testi standlarını görüyoruz. Sanırım dünyada sadece İstanbul Havaalanı'nda olduğunu düşündüğüm içilebilir su çeşmesi. Okay. Buradan da yanınızda çay ya da kahveniz varsa ücretsiz sıcak su alabiliyorsunuz. Havaalanı yılbaşı süsleriyle dolu. Biz de ikinci uçuşumuza kadar havaalanında vakit geçiriyoruz. İkinci uçuşumuz için havaalanının dış hatlar terminalinden iç hatlarına doğru ilerlememiz gerekiyor. O da yürüyerek yaklaşık 20 dakika sürüyor. Söylemiştim, İstanbul Havaalanı bayağı büyük bir havaalanı. Şimdi ikinci uçuşumuz için iç hatlara doğru ilerliyoruz. Gene yılbaşı süsleri her yerde, bulduğumuz her yerde de fotoğraf çekiliyoruz. Aktarma uçuşumuzun vakti geldi. Şimdi uçağa geçiyoruz. İstanbul-Konya uçuşumuz yaklaşık 1 saat sürüyor. Nihayet Konya semalarındayız. Sabah saat 7'de kahvaltımızı yaptık. Almanya'dan yola çıktık. Akşam saat 8'de Konya'da akşam yemeği için evimizdeydik. Uçuşumuz direkt Konya olsaydı öğlen yemeğine de evimize yetişebilecektik. Seyrettiğiniz için teşekkürler.